Dünden beri bu tartışılıyor. Askerler ölmek için maaş alırlar. Ne demekmiş bu? Asker ölmek için maaş alır. Ben dinlemedim. Dün akşam biri söylemiş galiba, evet. Televizyon programında falan. Bunu diyen vatandaş maaşı şey için mi? Yani hiç gerçi bugün özür dedi. Yanlış ifade ettim diye özür dedi bugün gerçi de. Ne? Bugün özür dileyen bir açıklama yaptı. Dedi ki çok sözlerim evet, yanlış ifade ettim dedi. Ondan sonra özür dile. Dünyadan haberi yok. Cahil adamlar. İlk devletler Yunan şehirlerinde kurulduğunda parlamentolar, milletvekilleri aynı zamanda devletin işlerini yapanlardı. Dediler ki, biz hem dışarıda işimiz var, hem de devletin işlerini yapıyoruz. Bu böyle olmaz. Biz devletin işlerini parayla yaptıracak adamlar bulmalıyız dediler. Eski Yunan şehir devletleri. Bunlara bürokrat dediler. Bir tek şey hariç dediler. Asker. Bunlar askerler ordu hariç. Orduya parayı az verdim, çok verdim. Böyle bir şey söz konusu değil. Onlar bu vatan için. Bizim güvenlik ve savunma için var. Onların para konusu konuşulmayacak. İşte bu. Bu devletler ilk kurulduğunda böyle kuruldu. Herkes bir yerden maaş alıyor. Değil mi? Bir de ordu asla bürokrat değil. Şimdi mesela ordu da bizim bürokratımız değil mi? Hayır, öyle bir şey yok. Bu nasıl bir şey? Yani gerçekten niye? Entelektüel ve kültür yapısı düşük yani olduğunda mı? Şimdi askerlik mesleğini seçtiğiniz zaman öldürmeye ve ölmeye bir anlamda hazır olmuyor musunuz? Ya, yemini de öyle diyorsun. Yemini öyle diyorsun. Tabii. Yemini öyle diyorsun. Peki askerler ölüm ve öldürme için diyelim maaş alıyor. Bu hiç ölme tehlikesi ve tehdidi altında olmayıp bu kadar para alan bunlar neci? Bunlar parayı nereden alıyor? Diyelim bu şahıs parayı nereden alıyor? Bitti ya. Bir de şey var, bu tabii çok ağır bir şey daha var. Bu şu anda zaten travma geçiren Türk ordusunun bu kadar fiziki kaybı uğramış şahıs şey olarak söylüyorum, sayı olarak. Güneydoğu'da çarpışan çocukları var ya, morallerini sıfır indiriyoruz. Bunun verdiği zararı var ya, düşman veremez. Ama bireysel bir lafını bunu çok... Bilemem ben. Böyle bir... Halktan da tepki oldu zaten. Yeterince. Testiyi kırdıktan sonra evet. Bir daha söylüyorum. PKK veremez bu zararı. Onun için ağzından çıkan lafları kulakları duysun. Peki paşam, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben teşekkür ederim.